arkadaşlar, ben diş hekimi Ali Geç. Bugün sizlerle diş hekimliği uzmanlık eğitimi giriş sınavı hakkında, yani kısaca DUS hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz videolarımızın konularını gelen yorumlardan seçiyoruz. Daha önceki videolarımıza yorum olarak DUS kontenjanları hakkında bilgi paylaşabilir misiniz tarzı bir sorumuz gelmişti. Siz de merak ettiğiniz soruları videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince, fırsat buldukça ve bilgilerimiz doğrultusunda bir şeyler paylaşıyoruz. Şimdi, DUS sınavı için. Bu sınav iki bölümden oluşuyor. Klinik bilimler ve temel bilimler. Temel bilimler işte anatomi, histoloji, fizyoloji, farmakoloji, patoloji, mikrobiyoloji tarzı bölümler. Bu bölümlerden toplam 40 soru oluyor. Bir de klinik bilimler var. Diş hekimliğinde 8 bölüm var. Bölümlerin her birinden 10'ar soru olmak üzere toplamda 80 sorudan oluşuyor. Şimdi klinik bilimler ağız diş çene cerrahisi, ağız diş çene radyolojisi, çocuk diş hekimliği, endodonti, ortodonti, periodontoloji, protetik diş tedavisi ve restoratif diş tedavisi toplamda 8 bölüm. Bu bölümlerin kontenjanları için her bir bölümden ortalama 100'er kişi civarında bir kontenjan açıklanmış 2020 yılı için. Yani toplamda 864 kişilik bir kontenjan var. Bunun 71 kişisi yabancı uyruklu, 793 kişisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarında olmak üzere toplam 864 kişilik bir kontenjan var. 2019 yılı için 619 kişilik bir kontenjan açıklanmış. Yani aşağı yukarı 250 kişilik bir artış olmuş. Yani her yıl böyle bir artış oluyor kontenjanlarda, ama şöyle bir durum var. Zaten mezun sayısı da her yıl arttığı için aslında bu böyle çok da önemli bir durum olmuyor. Şimdi bu sınavda rakipleriniz bildiğiniz üzere 5 yıllık diş hekimliği eğitimini tamamlamış insanlar olduğu için zor bir sınav, kolay bir sınav değil. Bu sınavda tercih yapabilmeniz için iki koşul var. Birinci koşul 45 barajında, yani sınav 100 üzerinden değerlendiriliyor. 45 barajını aşmanız gerekiyor tercih yapabilmek için. Aynı zamanda yabancı dil sınavı, yeterlilik sınavını da geçmeniz lazım. Tıp dil, gök dil gibi, yani geçerliliği olan sınavlardan belli barajlar var. Bunları aşmanız gerekiyor. Yani çok da zor sınavlar değil. Hani böyle aşamayacağınız, yapamayacağınız şeyler değil. Küçük çaplı çalışmalarla yapılabilecek. Sınav için de, yani sınavı kazanmak düzenli çalışma gerektiriyor. Düzenli ve programlı çalışarak kazanamayacağınız, yapamayacağınız bir sınav değil. Başka merak ettiğiniz sorularınız olursa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Kanalımızı takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.